Koronavirüs 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde deniz ürünleri ve canlı hayvan satan bir pazar yerinde çalışan pazarcılar ve buraya alışverişe gelenler arasında birçok kişi de zatürre görülmesi üzerine dikkat çekti. Bu zatürrenin etkeninin insanlarda daha önce görülmeyen bir virüs olduğu tespit edildi ve bu virüsün koronavirüslerden olduğu anlaşıldı. Şu ana kadar 20.000'e yakın kişinin virüsü kaptığı ve 400'e yakın kişinin hayatını kaybettiği biliniyor. Aslında bu pazarda virüsün çıkması çok denenilmez bir durum değil. Çünkü bu pazarda akla hayale gelmeyen tüm canlılar satılıyor. Birkaç örnek vermek gerekirse pazardaki kasaplarda tavuk, koyun, domuz, tavşan, köpek, tilki, ceylan, timsah, dev semender balığı, yılan, sıçan, dağ sıçanı, tavus kuşu, deve kuşu, kirpi, kunduz, porsuk, yarasa, koala, eşek gibi toplamda 112 farklı et çeşidi mevcut. Yine de bu sayı ülke genelinde neredeyse ayrımsız şekilde tüketilen tüm deniz canlılarını saymak için yeterli değil. Çin yemek kültürü denince masa hariç 4 ayaklı her şeyi, gemi hariç yüzen her şeyi, uçak hariç uçan her şeyi yerler algısı bulunuyor. Uygarlık tarihinde çok sayıda salgın hastalığın Asya ve özellikle Çin kaynaklı olmasının bu nedenle tesadüf olmadığını söylemek mümkün. Ayrıca Çinlilerin ne kadar merhametsiz ve acımasız bir topluluk olduğunu söylemeye gerek yok sanırım. Müslüman kardeşlerimize yaptıkları zulümleri de göz önüne aldığımızda Çinlilerin düştükleri son durum için üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Çünkü Allah yapılan her şeyi görür ve Allah'ın cezalandırması şiddetli olur. Peki Kur'an'da bu konu hakkında neler yazıyor bir bakalım. Ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmamış iken kestikleriniz hariç, boğulmuş, darbe sonucu ölmüş, yüksekten düşerek ölmüş, boynuzlanarak ölmüş ve yırtıcı hayvan tarafından parçalanmış hayvanlar, dikili taşlar üzerinde boğazlanan hayvanlar, bir de fal oklarıyla kısmet aramanız size aram kılındı. İşte bütün bunlar günaha bulaşıp yoldan sapmadır. Bugün kafirler dininizi engellemekten ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim, size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Kim şiddetli açlık durumunda zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Kur'an'da yiyecekler konusunda haramlıklarla ilgili açıklamaların ortak noktası, pis ve iğrenç şeylerin yenmemesi hükmüdür. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin alınmaması, İslam'ın genel ilkelerinin gereklerindendir. Ancak müşrikler yenilmesi haram olduğu bildirilen etlerin tümünü yiyorlardı. Müslümanların da bir gün İslam'ı bırakıp kendi dinlerine geri döneceklerini umuyorlardı ve onları zorluyorlardı. Çinlilere dönüp baktığımızda bunu aynen uyguladıklarını ve oldukça aşırıya kaçtıklarını görüyoruz. Adeta insanlıktan çıkmış bir haldeler. Her şeyi yemelerinin yanı sıra hayvanlara eziyet etmeleri de ayrı bir konu. Açıkçası Çinli insanlar hakkında konunun neresinden tutarsanız tutun, sonu insanlık dışı, merhametsiz ve acımasız bir yola çıkıyor. Aslında Firavun olayına o kadar çok benziyor ki insan gerçekten şaşırıyor. Şimdi Araf suresinin 132, 133 ve 134. ayetlerine bir bakalım. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Bu ayetlerde olduğu gibi bir azap söz konusu olduğunda inanmayan Firavun ve adamları bile Hz. Musa'ya bizim için Rabbine dua et diyebilmektedirler. Aynen bunun gibi Çinliler de başlarına gelen virüs musibetinden sonra ekranlara çıkarak bizlerden dua istediler. Sanki hiç Müslümanlara zulmetmemiş gibi başlarına gelen kötü şeyler için bizden dua isteyecek kadar da alçak seviyedeler. Allah Firavun ve adamlarının başından azabı kaldırdığında onlara sanki hiç azap gelmemiş gibi davranıp sözlerini tutmadılar ve yine eski hallerine döndüler. Çinlilerin de durumunun aynı olacağından hiç şüphe duymuyorum. Yine aynı şekilde hayvanlara eziyet edip her şeyi yiyecekler. Müslümanlara da zulme devam edecekler. Tabii ki Allah Çin halkının üzerinden bu musibeti kaldırırsa, Çinliler eğer bu olaydan ders almayacaksa ve her şey eski haline dönecekse, tek bir Çinli kalmayana kadar bu musibetin ve azabın devam etmesini canı gönülden isterim. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah her şeye güç yetirendir. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Diğer kanallarımıza da abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.